Süleyman Soylu şöyle bir taktiği var onun. En zor zamanlarda ortaya atlar. Partinin zor zamanlarında, kendisinin zor zamanlarında. Ve çok özgüvenli yalanlar söyler. Ve bunun doğru olduğuna kendini inandırıp milleti de inandırmaya çalışır. Örneğin İstanbul seçimlerinde fark 13 binde seçimi hazmedemediler. Seçimi tekrar ettirdiler. Biz hep beraber İstanbul'daydık. Hepimiz nerede faydalı olacak orada çalışıyorduk. Seçim koordinasyon biriminde buluştuğumuzda diyorduk ki herkes çok iyi. Kimle konuşsak ben geçen seçim oy vermedim ama bu haksızlığa gelemem. Ben AK Parti'ye verdim. Bir dahaki seçimde veririm ama bu sefer Ekrem Bey'e vereceğim çünkü kulak yendi. Biz bu haksızlığı sandıkta düzelteceğiz derken herkes anketler farkın önce o 13 bin farkın 100 bini geçtiğini sonra 250 bini geçtiğini 500 bini geçtiğini söylüyordu. Hatta farkın 1 milyon olabileceği söyleniyordu. Biz bunu söyledikçe Süleyman Bey çıkıyordu. Allah'ın izniyle Binali Bey açık farkla kazanıyor. Bunlar oyları çaldılar, bu sefer çaldırmayacağız. İstanbul'da oyu biz çalmışız. Süleyman Soylu emrinde devletin bütün imkanları, polisi, jandarması, sahil güvenliği her şey olan Süleyman Soylu. Bu sefer biz kazanacağız. Anketlerde öndeyiz, onlar yalan söylüyor. Diyorduk ki ben siyasete girdiğim günden beri her ay anketlere bakarım. Anket okumasını bilirim. Binali Bey açık farkla kazanacak. Şimdi burada da demiş ki çocukluğumdan beri siyasetin içindeyim. Bugüne kadar hiçbir ay anket incelemesi yapmadan geçirmedim. Onlar 2023 kadar tabanlarını oyalamaya çalışıyor. CHP ile aramızdaki puan farkı 15,5 oldu. Şimdi Süleyman Bey'in gördüğü bu anketi kendisinden başka gören yok. Varsa açıklasın, hep beraber görelim. Ama bizim AK Parti'nin 30'un altına indiği, 25'in altına indiği CHP ile arasındaki puan farkının birkaç puana indiğini dünya kadar anket gösteriyor. Yani KON'da AK Parti'nin oyunu açıkladı. Açıkladığı oyda araştırmayı nerede yaptı, kaç kişiyle yaptı, nasıl yaptı belli. Metropol araştırmasını yayınladı son. AKP tarihinin en düşük oylarından birinde. Bütün hepsini açıkladılar. Avrasya anketi gördük. Çok saygın anketçilerin ismini sayamadığımız dünya kadar anket firmasının rakamları belli. Süleyman Bey'inkini gören yok. Süleyman Bey'in özelliği şudur. Yalanı küsuratla atınca inananı çok olur sanıyor. %15,5 demiş. Ya sen 15'i bırak onu bul. Yüzüne sür de böyle bir şey yok. Fark birkaç puana kadar inmişken Millet İttifakı'nın oyları Cumhur İttifakı'nı geçmişken birinci parti olma konusunda AKP ile CHP arasında birkaç puana kadar fark inmişken Süleyman Bey yalanı küsuratla atınca inanan çok olacak sanıyor. Vallahi Süleyman Bey, siz İstanbul'da farkı açıyoruz demiştiniz. Akşam 7'de seçim akşamı Binali Bey'in kapısını açıyordunuz uğurlamak için. Bir gün önce farkı açıyordunuz, bir gün sonra Binali Bey'in kapısını açtınız. Buyurun Binali Bey dediniz. Binali Bey 19.10'da bindi, evine gitti. İstanbullu da anahtarı Ekrem İmamoğlu'na verdi. Şimdi eğer bu kadar yoksulluk, bu kadar fakirlik, bu kadar işsizlik, bu kadar eşitsizlik, bu kadar zulüm, bu kadar muşta durumundan şikayet eden, gördüğü zulümden şikayet eden bu kadar insan varken sen hala biz farkı açıyoruz diyorsan sen en son Recep Tayyip Erdoğan'ın kapısını açar yolcu edersin, onu sana söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi'nin dün yaptığı bir açıklamadan büyük bir memnuniyet duydu. Milliyetçi Hareket Partisi bir çalışması varmış. 24 Haziran'da CHP'nin en yüksek oy aldığı 131 seçim bölgesine gidip CHP'nin gerçek yüzünü anlatacakmış. Bundan büyük bir memnuniyet duyarız. Sayın Bahçeli'nin ve MHP'nin siyaset yapmak için sokağa çıkmasına, yani başkalarını sokağa çağıracaklarına, sokakta başkalarına hedef göstereceklerine, böyle bir işi sokağa çıkıp kendilerinin aktif ve meşru siyaset yapmaları kadar kıymetli bir iş yok. Ama tabii buradaki tonlama da bize İstanbul seçimlerini tekrar hatırlattı. İstanbul seçimlerinde baş aşağı giderken aynı anda Süleyman Soylu fırlayıp
bir yandan yalandan anketler açıklayıp bir yandan dünya kadar yalan atıyordu sokakta. MHP'liler de böyle çakarlı arabalarıyla Boğaz Köprüsü'nden geçerken Mehter Marşı çalıyorlardı ve Devlet Bey de diyordu ki bugünden itibaren İstanbul'a mitili atmaya gidiyorum. Mitili atacağım İstanbul'a, oturacağım, bu seçimi alacağım, geleceğim. Vallahi iki gün sonra çakarları kapattılar, sessizce döndüler Ankara'ya. Bir baktık Ankara'da bunlar yine. Çünkü İstanbul'da kimse Milliyetçi Hareket Partisi'ne, Ekrem İmamoğlu'na yapılan büyük haksızlık, 25 yıldır İstanbul'daki süren büyük talan, helikopterle İstanbul'un üstünde uçup kupon arsaları Katarlı zenginlere, Arap şeyhlerine veren anlayışa sahip çıktığı için İstanbul sokaklarında kimse dönüp yüzlerine bakmadı. Kimse aferin iyi yapıyorsunuz demedi. Kimse ya sen hani Türkiye'nin bütün deterjanlarını halice dökecektin de AK Partilileri üç su yıkacaktın da yine de bunlar arınmaz diyordun. Şimdi iyi yapıyorsun, AK Parti'ye destek veriyorsun demedi. Kimse dün küfrettiğine bugün metiye düzüyorsun, aferin sana Sayın Bahçeli demedi. O yüzden İstanbul'a mitil atmaya çok havalı gitmişlerdi, çakar yakarak, mehter çalarak çok sessiz döndüler. Bakalım bu sefer CHP'nin en güçlü olduğu 131 seçim bölgesinde dolaştıklarında onlara seçmenler ne söyleyecek? Bakalım oradan nasıl dönecekler? Ama sakın seçmene Fahrettin Altun'un yazdığı kablosuz saraydan gelen prompterlardan bize okuduklarını söylemeye kalkmasınlar. Çünkü seçmenin o yalanlara gerçekten karnı tok. Tabii şu gerçeği de ifade edelim. Seçmen korku siyasetiyle umut siyaseti arasında bir tercih yapıyor. Muş'ta yapılan, bölgede yapılan korku siyasetine büyük tepki var. Baskı siyasetine büyük tepki var. İstanbul'da, Ankara'da da eğer bunları seçerseniz beka sorunu olur demiştiniz. Eğer bunları seçerseniz Ankara'da Mansur Yavaş'ın seçilmesi demek su faturalarını DHKPC militanlarının dağıtması demek diyordunuz. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu gelirse İspark'ı PKK'ya verecek diyordunuz. Bugün Ankaralı ve İstanbullu korku ve yalan siyasetinizin bir karşılığının olmadığını gördü. O yüzden umut siyaseti yapanlara karşı korku siyasetini ve CHP'nin Türkiye açısından beka sorunu olduğunu, milli güvenlik sorunu olduğu, bilmem ne olduğu gibi yalanlar yerine bu karınlar, aç karınlar nasıl doyacak? Bu işsiz çocuklar nasıl iş bulacak? Gençlerin %70'i hayali yurt dışında kuruyor. Bu çocuklar bu güzel topraklara gönül açısından nasıl bağlanacak? Bu kadar hak ihlali, bu kadar haksızlık varken, bu kadar milletin seçtiği, milli iradeyle seçtiği kişilere siz kayyum atanmışken, bu ülkede bu gönüller nasıl kazanılacak ona bakın. Korkutarak seçim kazanamayacağınızı, geçen yerel seçimlerde Türkiye'nin dört bir coğrafyasında ve özellikle de 11 büyük şehirde görmüş olmanız lazım. Bunu bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Ha, Sayın Bahçeli ile gerçekten vatandaş yararına bir şey konuşacaksak Hodri Meydan buradan bir çağrımız var. Geçtiğimiz haftalarda bir haber sızdı MHP kulislerinden. MHP'yi takip eden gazetecilere demişler ki yıllardır CHP asgari ücretten vergi kaldırılsın diyor ya. Biz asgari ücretten verginin kaldırılmasını istiyoruz demiş MHP'den birileri. Biz bu lafın takipçisi olduk. Plan Bütçe Komisyonu'nda MHP sözcüsü İsmail Faruk Aksu'yu dikkatle takip ettik. Diyor ki MHP asgari ücretten verginin kaldırılmasını istiyor diyor. O zaman biz de diyoruz ki hiç beklemeye gerek yok. Bir gün bir dakika bile beklemeye gerek yok. Çünkü burada büyük bir fırsat ortaya çıkmış durumda. Asgari ücretten vergi kaldırılsın diyen partilerin sayısı 296 milletvekili var. Asgari ücretten vergi kaldırılsın diyen 296 kişiyiz, kalkmasın diyen 287 tane AK Partili var. Eğer gerçekten sözünüzün eriyseniz Sayın İsmail Faruk Aksu,
Kanun teklifini siz verin. İki gün içinde komisyona gelir geçer. Bir günde de meclisten geçiririz. Bakın 3 milletvekiliyiz. Muş'tan söz veriyoruz 6 tane el kaldıracağız. CHP'li her milletvekili sizin kanun teklifinize bakın bizimki 10 yıldır bekliyor oy vermiyorsunuz. Siz asgari ücretten vergi kalksın deyin. Biz her birimiz ayakta iki elimizle kaldıracağız. Siz de kaldırıyorsanız biz size alkış yapacağız. Yeter ki asgari ücret ilk ödendiği gün 750 lira artacak. Bugün için asgari ücret 2825 lira vergi kalkarsa işverene hiç yük getirmeden sıfır yük 3577 lira olacak. Şimdi yarın asgari ücret tespit komisyonu asgari ücreti belirlediğinde onlar brüt olarak ne belirlerse ele o geçecek. Örneğin Ocak ayında biz vergiyi kaldırırsak asgari ücrette örneğin 4100 lira açıklanabilirse 5000 liraya yakın bir asgari ücret mümkün. Yeter ki biz vergiyi kaldıralım. Ne işverene yük ne bir başkasına yük. Ama bakalım MHP böyle mi yapacak yoksa emeklilikte yaşa takılanlarda olduğu gibi sözü olduğu halde, yemini olduğu halde, verilmiş kanun teklifi altında imzaları olduğu halde önerge geldiğinde AK Parti ile birlikte oy mu verecekler? Bugün emeklilikte yaşa takılanlar emeklilikte MHP'ye takılmıştır. Varsalar hemen önümüzdeki hafta pazartesi günü komisyonda çarşamba günü mecliste asgari ücretten vergiyi kaldırmak mümkün. Ayrıca ataması yapılmamış öğretmenler bekler. Ataması yapılmamış sağlıkçılar bekler. 2511 tanesi engelli olmak üzere öğretmen ve pandemide bundan 11 ay önce Ağustos 2020'de Fahrettin Koca söz verdi. Sağlık ordumuz yoruldu, yıprandı. Yeni ve çok sayıda sağlıkçı ataması yapacağız diye. Şu anda 11 aydır sağlıkçılar bekliyor ve atama yapılmadı. Bu atamanın yapılması için de gelecek hafta mecliste hep birlikte el kaldırmamız yeterli. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz varız, biz hazırız. Bu konuda adım atmak isteyenlerle birlikte hemen bu adımları atmak için gün bekliyoruz, destek bekliyoruz. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizimle birlikte hareket edecek herkese hadi diyoruz. Öyle partilerin genel merkezlerinden haber uçurmakla plan birçok komisyonunda asgari ücretten verginin kaldırılmasını biz de uygun görüyoruz demekle olmaz. Hodri meydan gelin gelecek hafta meclise gidelim vatandaşın yüzünü hep birlikte güldürelim diyoruz.